Herkese merhabalar. Denemelerde süre yetiştiremiyorum dediniz. Bizlere onlarca yorum attınız. Bizler de bu yorumların hepsini okuyoruz arkadaşlar. Ve sizler için bugün çok güzel bir video hazırladık. Birazdan sizlere sorduğunuz sorulara çok güzel cevap vereceğiz. Deneme taktikleri göstereceğiz. Ve artık süreyi mükemmel bir şekilde yetiştireceksiniz. Ve çok da güzel bir sürprizimiz var. Sürpriz ne hocam? Sürpriz sürpriz Tonguç'um, yani adı üzerinde. Sürprizi birazdan söyleyeceğiz. Ama onun haricinde mutlaka bu videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Mutlaka mutlaka size süre yönetimi konusunda ve netlerinizi artırma konusunda çok faydalı olabilecek bilgiler paylaşacağız. Şimdi OKD Kerem demiş ki, hocam denemelerde sayısala süre yetmiyor demiş. Gerçekten de sayısal bölümde toplam 40 soru var ve bu 40 sorunun her biri 2 dakika ama 80 dakika bize bazen yetmeyebiliyor. Bununla alakalı çok güzel bir taktiğimiz var, bunu söyleyeceğiz. Zuhal LGS1 demiş, belki de LGS1'insi olmak istiyor inşallah. Tonguç, denemede süreyi nasıl ayarlayacağız? Bir video gelsin lütfen demiş. O zaman videomuz gelsin. Şimdi hep beraber bu LGS denemelerinde süreyi nasıl yöneteceğimizi öğrenelim. Öncelikle Tonguç'um, LGS'de sözel ve sayısal diye iki bölüm var. Her bir bölümde kaç soru çıktığını biliyor musun? Tabii ki biliyorum hocam. Tabii ki biliyorum diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Biliyorsun sözelde Türkçe'de 20 sorumuz var. İnkılap'ta 10, Din'de 10, İngilizce'de 10 soru var. Sözel bölümde her bir soru için bize verilen süre 1,5 dakika. Dolayısıyla sözel bölüm için bize 75 dakika süre veriliyor. Sözel oturum bittikten sonra sayısal oturuma geçiyoruz. Sayısal oturumda da 20 tane matematik, 20 tane fen sorusu var. Ve burada da her bir soru için 2 dakika süre veriliyor. Ve dolayısıyla buradaki süremiz de 80 dakika. Fakat bu iki deneme, yani bu iki bölüm birbirinden bağımsız da olsa hem burada hem de bilhassa bu sayısal kısımda süreyi çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Ama bunun haricinde bizim genel olarak deneme mantığını, deneme taktiğini bilmemiz lazım. Öncelikle deneme nasıl çözülür? Deneme dikkatli bir şekilde çözülür. Çok güzel bir soru. Deneme dikkatli bir şekilde çözülür diyorsun. Çok anlamlı bir cümle söyledin ama burada daha önemli şeyler de var. Tabii ki dikkatli çözeceğiz. Deneme deneme gibi çözülür. Yani sınav anında diyelim ki önümüze yakında biliyorsun Türkiye geneli denememiz var. O denemeyi 27 Mart'ta cumartesi günü saat 10'da ana kanalımızda birlikte çözeceğiz. O esnada da söyleyeceğiz bunları. Deneme deneme gibi çözülür. Yani gerçek bir sınav gibi çözülür. Böyle yanında meyve tabağı, yanında işte annen içeri giriyor, telefondan mesajlar geliyor. Bu şekilde deneme çözersek tabii ki yanlışlarımız çıkar. Tabii ki süre eksiğimiz olabilir. Birincisi bununla alakalı bilgileri vereceğiz. Denemeyi çözerken, denemeyi çözmeden önce yapmamız gerekenler var Tonguç'um. Deneme anında süreyi yetiştirmek için yapmamız gerekenler var. Ve deneme sonrasında yapmamız gerekenler var. Şimdi öncelikle denemeye girdiğimizde mutlaka mutlaka tam bir sınav provası olabilmesi için tam bir deneme ortamı hazırlamalıyız. Yani etrafta bilgilerin olduğu, yiyeceklerin olduğu, işte insanların girip çıktığı, telefonun açık olduğu, bildirimlerin açık olduğu bir deneme sana zaman kaybettirecektir. Çünkü orada dikkatin dağılıp hatalar yapacaksın ve hata yaptığın zaman diyelim ki denemede şu soruyu yanlış yaptın. Acaba ben bu soruyu dikkatsiz okuduğum için mi yanlış yaptım yoksa bilmediğim için mi yanlış yaptım diyebilirsin. Yani denemeyi çözdükten sonra sana oluyordur mesela. Dersin ki aa ben bunu dikkatli okusaydım yapardım dersin, değil mi? Evet hocam. Evet ama bazen orada bilgi eksiğin vardır ama sen onu dikkat bahanesiyle göz ardı etmişsindir. Yani dolayısıyla ben çok dikkatli bir şekilde çözdüm. Süper çözdüm ama yine de hatam çıktı diyebileceğin şekilde hatalar yapmalısın. Yani dikkati bahane edecek veyahut da yorgunluğu bahane edecek bir durum olmamalı. İyi bir dinlenme, İyi bir motivasyon ve güzel bir ortamda denemeye başlamalısın. Şimdi birincisi deneme öncesinde ortamını düzenlemen gerekiyor. Ortam düzenlemekten kastımız şu. Benim ortamım şimdi, çok sıkıcı hocam. Benim ortamım çok sıkıcı diyorsun. Tabii ki LGS'ye hazırlanan bir öğrenci bu sene daha çok ortamını LGS'ye göre hazırlar. Ve gelecek sene 9. sınıfta 10. sınıfta zaten en güzel ortamlar onu bekliyor. En başarılı ortamlar onu bekliyor. Ama burada öncelikle şunu bilmemiz lazım. Deneme öncesinde bilhassa böyle yorgun, argın, bitkin bir şekilde girilen bir deneme bize başarı getirmez. Mutlaka ama mutlaka sabah erken saatlerde ya da uykudan uyanıp mesela öğleden sonra da çözebilirsin ama uykudan uyanmış güçlü bir şekilde yani dinç bir şekilde deneme oturmalısın. Ortamdan kastımız fiziki ortam. Aynı zamanda masanın üzerine dağınıklık olmamalı. Gerçek sınavda yanına ne götürebiliyorsan onları almalısın. Gerçek sınavda yanında cep telefonu olacak mı? Olmayacak tabii ki. Olmayacak. O zaman deneme çözerken de mutlaka ama mutlaka bu tarz kurallara dikkat etmelisin. Planı yapmalısın. Ben denemeye başlarken sözel bölümde Türkçeden başlayacağım ve sırasıyla gideceğim. Sayısal bölümde matematikten değil de fenden başlayacağım diyebilirsin. Çünkü sayısal bölümde fende de matematikteki soruların puanı aynı. Ama matematik soruları biraz daha eleyici olduğu için eğer sen matematik sorularından başlarsan ilk başta moralin bozulabilir ve fene süre yetiştiremeyebilirsin. Matematikteki uğraştırıcı sorulardan bazıları senin fendeki kolay soruları görmeni engelleyebilir. Dolayısıyla
Normalde nasıl başlıyorsan o şekilde git ama tam bir planın yoksa biz öğrencilere sayısal bölümde fen bilimleri kısmından başlamalarını tavsiye ediyoruz. Neden? Oradaki kolay soruları yapsınlar, motivasyon depolasınlar, ardından da matematik sorulara geçsinler istiyoruz. Ve motive olman lazım. Bu da çok önemli. Çünkü yani işte tam da çözmemiştim ben esasında. Yani böyle bakalım hayırlısı. Hayır, tabii ki hayırlısı. Ama denemeyi çözerken hiçbir bahanen kalmamalı. Ben süper konsantre oldum, dikkatli bir şekilde çözdüm. Bilgi eksiklerim de bunlardır demelisin. Zaten biz denemelerimizin başına mutlaka deneme analiz sayfası koyuyoruz. O deneme analizinde yaptığın yanlışlara göre mutlaka ama mutlaka sana bazı uyarılarda bulunuyoruz. Ama sen ya ben karekök sorusunu yanlış yaptım ama normalde yanlış yapmam demeyeceğin bir durum olmalı. Yani ben karekök sorusunu yanlış yaptım demek ki bilgi eksiğim var. Ha, dikkat eksiğim de olmuş olabilir ama buradaki hatamın üzerine gitmeliyim diyebilmelisin. Çünkü ben onu çok şahit ona çok şahit oluyorum öğrencilerde. Ya hocam biraz daha dikkatli çözsem ben yapardım. Öyle bir şey yok. Dikkatli çözeceksin. Şimdi ve motive olup süper konsantre bir şekilde denemeyi çözeceğiz. Deneme anında antep fıstığı yöntemi uygulamamız gerekiyor. Antep fıstığını seviyor musun Tonguç? Çok seviyorum hocam. Çok güzel. Antep fıstığını ben de seviyorum. Antep fıstığı yönteminden kastımız şu. Denemede karşılaştığımız zor soruları atlayıp turlama taktiği yapmak. Yani buna uzmanlar turlama taktiği diyor. Bizler ise antep fıstığı yöntemi diyoruz. Bu şu demek. Sen denemede diyelim ki birinci soruyu çözdün. Tamam, sıkıntı yok. İkinci soruyu çözdün. Sıkıntı yok. Üçüncü soru zor. Üçüncü soruyla didişmek yerine, onunla uğraşmak yerine onun yanına küçük bir yuvarlak koyup dördüncü soruya geçeceksin. Sonra dördüncü soruyu çözün. Beşinci soruda da zorlandın. Onun da yanına yuvarlak koyacaksın. Ama böyle çok büyük işaret koyup dikkatini de dağıtmayacaksın. Ardından altıncı soru, yedinci soru, belki altıncı soruyu da boş bırakacaksın. Ama aynı antep fıstığı gibi açık antep fıstıklarını hop hop yiyeceksin. Gömeceğiz. Aynen dediğin gibi gömeceksin. Yani tabii gömmek biraz argo gibi oldu ama tek tek yiyeceksin. Kapalılara gelince onu kenara koyacaksın ki sonradan yiyeyim. Çünkü eğer o kapalıyı yemekle uğraşırsan ne olur? Dişin acır. Dişin acıdığı zaman bu sefer diğer açıkları da yerken sıkıntı yaşarsın. Ama açık fıstıkları önce bitirip hop hop hepsini yedikten sonra diğer kapalı fıstıklara dönebilirsin. Yani önce açık fıstıklara yani kolay sorulara bakmalısın. Onları iyice bitirmelisin. İkinci turda yani turlama taktiği yaparak ikinci turda kapalı fıstıklara yani zor sorulara bakmalısın. Böylece kolay soruları yaparak puan kazanmış, motivasyon kazanmış olursun. Zor sorularla didişmek yok. Ve kodlama yaparken de iki sayfada bir kodlayarak dinlenmelisin. Yani diyelim ki bu soruyu yaptım kodladım. Bu soruyu yaptım kodladım değil. Bu iki sayfayı bitirdikten sonra kodlamaya geçmelisin. Bu iki sayfa bittikten sonra kodlamaya geçmek hem senin aralarda dinlenmeni sağlar hem de kaydırma yapmanı engeller. Ve stresli olacaksın bazen sınavda. Olabilir. Herkes stresli oluyor. Yani ben hiç şöyle bir öğrenci duymadım. Sınava girdim, yaptım, çıktım. Çok iyiydi. Genelde bu tarz öğrenciler kimler biliyor musun? Türkiye birincileri mi hocam? Hayır, Türkiye birincileri değil. Türkiye birincileri de birazcık stres yaşıyor. Genellikle hiçbir şey çalışmayan, hiçbir amacı, gayreti olmayan öğrenciler bu tarz şeyler yaşıyor. Yani aman deyip girip çıkıyor. Onlar zaten hiç çalışmamış ki. Onların hiçbir heyecanı, hiçbir umudu yok ki. Onlar tabii ki stressiz olur. Ama sen gayret gösterdin. Sen çalıştın ve sen hala da çalışıyorsun. Dolayısıyla bazen denemelerde, hatta bazen gerçek LGS'de bile birazcık stres iyidir. Fazlası zarardır ama onu da zaten sene boyunca yapacağımız motivasyon, rehberlik videolarıyla azaltacağız ve mükemmel bir şekilde sınava girip tak 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 hepsini inşallah yapacaksın. Başta biraz stres olacağız, derin bir nefes alacağız, sonra pıtır pıtır hepsini bitireceğiz. Deneme sonrasında da yanlışlarını mutlaka analiz etmelisin ve çözeceğin soruları belirlemelisin. Yani ben işte Türkçe'de iki yanlış yaptım. Hangi yanlışlar? Bilmiyorum işte iki yanlış. Olur mu? Yazım noktalama yanlışı mı? Anlam bilgisi yanlışı mı? İşte çözeceğim soruları belirleyeceksin. Yani ben yazım kurallarıyla alakalı yanlış yaptıysam yazım kuralları testi çözmeliyim demelisin. Hatta kendine onu net bir şekilde ödev vermelisin. Ve konu tekrar yapmalısın. Öğrenciler tekrar kelimesini çok sevmez. Ben de sevmiyorum hocam. Bak sen de ben de sevmiyorum diyorsun. Niye? Çünkü tekrar deyince böyle saatlerce oku bir daha tekrar et bir daha. Hayır hayır tekrar etmek demek o konu hakkında böyle bir 20 soru çözmek bile yeterlidir bazen. Yani sen normalde diyelim ki İşte sözcükte anlamdan fazla yanlış yapmıyordun ama o gün denemede dikkatsizlikten dolayı bir hata yaptın. Veyahut da işte mevsimler ve iklimden yanlış yapmıyordun ama o gün denemede bir hatan çıktı. Tekrar et. Yani bütün konuyu tekrar tekrar yaz. Hayır. O konuyla alakalı bir 20 soru çöz. Zaten çalıştığın ve bildiğin bir konuysa 20 soru çözüp arayı kapatabilirsin Tonguç'un. Hocam lütfen şimdi, sürpriz neydi söyler misiniz? Evet ben de şimdi sürprizi söylüyorum. Biz öğrencilerimizin denemelerde neler yapmaları gerektiğini zaten söylüyoruz. Türkiye geneli LGS denememizde de öğrencilerimize mükemmel bir deneme hazırladık. Fakat bu deneme tüm konuları kapsayan ve gerçekten bazı soruları yanlış yaptığınızda sizi çok iyi görmenizi, sizin kendinizi çok iyi görmenizi sağlayacak mükemmel bir deneme. Ve LGS'ye girecekler arasında sıralamanızı öğreniyor. Ama biz aynı zamanda öğrencilerimiz için LGS için dozu artıralım dedik, başarı dozunu artıralım dedik ve Türkiye'de bir ilki başardık.
kademeli artan sınav denemeleri hazırladık. Nasıl yani? Nasıl olduğunu anlatayım Tonguç'um. Bak şimdi. Normalde sen LGS'de kaç soru çözüyordun? Buraya yazmıştık en başta, bunu söylemiştik. Türkçe'de 20 soru, İnkılap'ta 10 soru, Din'de 10, İngilizce'de 10. Yani Sözel'de 50 soru çözüyordun. Sayısal'da da matematik 20, fen 20, 40 soru çözüyordun. Doz denemeleri bir anda öyle başlamıyor. İlk başta detaylı analizler tabii ki her denemelerimizde olduğu gibi var. İlk başta geçen sene birçok öğrencimiz bu doz denemeleri sayesinde çok ciddi başarılar elde etti. 9.1'lik dozla başlıyor. Aşı gibi. Evet, aşı gibi. Gerçekten aşı gibi. Ama bu senin başarılı olmanı sağlayacak bir aşı gibi. Şimdi bak, ilk başta 9'luk dozla başlıyoruz. Yani 90 soru değil de 9 soru çözüyoruz. Yani 20 Türkçe değil de 2 Türkçe çözüyoruz. 10 inkılap değil de 1 inkılap. 10 din değil de 1 din. 10 İngilizce değil de 1 İngilizce çözüyoruz. 20 matematik değil de 2 matematik. 20 fen değil de 2 fen çözüyoruz. Hepsi beceri temelli yeni nesil ve son sınav sistemine uygun olacak şekilde hazırlandı. Bunları rahatlıkla çözüyoruz. Ardından da bunları çözdükten sonra 9'luk ikinci doz geliyor. Yine 2 Türkçe, 1 inkılap. Bak, hepsini birlikte çözüyoruz ama 9'luklarla başlıyoruz. Ardından 9'luklar bittikten sonra 18'liklere geçiyoruz. 18'liklerde bu sefer soru sayısı 2 katına çıkıyor. 4 Türkçe, hani az önce 2 Türkçe çözmüştük ya. 4 Türkçe, 2 inkılap, 2 din, 2 İngilizce çözüyoruz. Matematikte de yine 4 matematik, 4 fen çözüyoruz. Yani soru sayısını artık 18'e çıkardık. Bu şekilde 18'likler, ardından 36'lıklar, ardından 36'lıktan sonra 72'likler, 72'liklerden sonra 90'lıklar, yani gerçek denemelere ulaşıyoruz. En sonunda 90'lık dozlarımızla birlikte toplamda birçok denemeyi kademeli bir şekilde ve tabii ki takıldığın bu yeni nesil soruların çözümleri de uzman hocalar tarafından kare kodlarda hazır. Görüyorsun, hepsi beceri temelli yeni nesil sorular. Bunlar da takıldığın soruları da çözerek kademeli bir şekilde kendini gerçek deneme süresine ayarlamış oluyorsun. Yani ilk başta bir 9'lukla başlıyorsun. 18'lik, 36'lık, 72'lik ve 90'lık denemelerle gerçekten LGS'ye tam hazır bir şekilde girmiş oluyorsun. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. Doz denemelerini Tonguç kitapçılarından ulaşabilirsin. Tonguç kitapçılarının listesi burada, iyi butonunda var Tonguç'um. Aynı zamanda Tonguç mağazadan da ulaşabilirsin. Hadi bakalım, ödülü sorumuzu yap. Unutma, hayal edilen her şey gerçektir. Dolayısıyla iyi bir liseyi hayal edin, çalışın ve mutlaka kazanacağınıza da inanın arkadaşlar. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.